Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk önce geçen videoda yarım bıraktığımız soruyu çözeceğiz. Daha sonra matrislerde toplama ve çarpmayı tanımlayacağız. Geçen hafta hatırlıyorsanız iki tane doğru almıştık. Kesişim noktalarını A, B diyelim. Ben bu doğrulara L1 ve L2 ismini verdim. Onlar şu sisteme karşılık geliyorlardı, denklem sistemi. Matrislerde birkaç işlem görmüştük. Asıl şununla ilgilenmiştik. Birinci satırın k katını ikinci satıra ekleme işlemi. Ben bunu E1-2K ile göstereceğim. Birinci satırın k katını ikinci satıra ekleme işlemi. K'nın sıfırdan farklı olması lazım ki bir bilgi kaybına uğramayalım. Yeni elde edeceğimiz sistemi şu şekilde yazdım. İlk denklem aynı. İkinci denklemdeki kat sayılar değişmiş durumda. Aslında bu ikinci denklemi bir doğru denklemi olarak düşünürseniz k artı 1 sıfır değilse her tarafı k artı 1'e bölüp yeni bir eğim ve yeni bir kesişim noktası elde edebilirsiniz. Yani aslında bu işlem geometrik olarak bir tane doğruyu alıp onu döndürmeye karşılık gelecek. Eğimini değiştirecek. Belki kesişim noktasını da değiştirebilir. Ama bu işlemi kontrol ederseniz yeni eğim ve yeni kesişim noktasıyla aslında sistemimizdeki kesişim noktası sabit kalmış oluyor. Çünkü burada ikinci denklem aslında ilk denklemin k katı ve bu ikinci denklem onları sağlayan bütün noktalar. Dolayısıyla değişik k'lar için bu ikinci denklem L2 idi. Buradaki L2 doğrusunu döndürüyor olacağız. Buradaki amacımız da şu. Kesişim noktasının koordinatları olan A ve B'yi bulmak. Bunu yapmanın en kolay yolu aslında L2'yi şöyle dikey getirmek olabilir. Ya da böyle yatay getirmek olabilir. Diyelim ki L2'yi böyle dikey konuma getirecek K'yı seçip eğimini ayarladık. L2 üssü olsun bu. Sıradaki işlem için de L1'e aynısını uygulayacağız. L1 üssü olsun bu. Şimdi L2 üssünün denklemi Y değil, X eşittir A denklemi. L1 üssünün denklemi de Y eşittir B denklemi. Zaten böyle bir denklem sistemini çözünce genelde X eşittir A, Y eşittir B gibi bir ifade buluruz. Ama bu Gauss eleme yönteminin geometrik olarak ne anlama geldiğini de görmüş olduk. Buradaki doğruların eğimlerini değiştirip onları dikey ve yatay yapmaya denk geliyor. 3 boyutta düşünürseniz biraz daha karışık olacak. Düzlemleri döndürmeye karşılık gelecek. Ama bir örnekte bakarsanız yaptığımız bundan hiç farklı bir şey değil. Şimdi matrislerden bahsediyoruz birkaç haftadır. Bugün gerçekten tanımlarını vermek istiyorum matematiksel objeler olarak. Daha sonra iki tane matris ne zaman eşittir ona bakacağız. Ve matrisler üzerinde toplama ve çarpma işleminin nereden geldiğini göreceğiz. Hemen tanımlamaya çalışalım bir matrisi. Tanım. M eşittir. A11, A12, A1M, A21, AN1, bu tarafa doğru da ANM. Böyle dikdörtgen şeklinde dizilmiş N çarpı M'lik sayıları alıyoruz. Dikdörtgen şeklinde dizilmiş sayılara matris denir. Bu matrisleri göstermenin bir şekli dikdörtgen çizip köşesine kaça kaçlık olduğunu yazıp içine de sayıları yerleştiririz. Matrislerin başka bir gösterim şekli de şudur. M eşittir AIJ. İ ve J'nin hangi sayılar arasında olduğunu yazalım. İ1'den N'ye kadar, M'de 1'den J'de 1'den M'ye kadar gidecek. Aslında dikkat ederseniz burada İ
satır şeyde sütuna karşılık geliyor. Burası satır, burası da sütun. Matrisi bir dikdörtgen olarak görebiliyoruz. Zaman 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 bunu sütunlardan oluşan bir nesne, zaman zaman da satırlardan oluşan bir nesne olarak göreceğiz. Her bakış açısı yeni bir yorum katacak konuya. Dikkat etmenizi istediğim bir mesele var. M'yi bu şekilde gösterelim dedik. Eğer sadece A, I, J yazarsanız bu I'inci satır J'inci sütundaki tek bir elemana karşılık gelir. Tek bir sayı. Eğer bütün matristen bahsetmek istiyorsak A, I, J'yi parantez içine alıp I ve J'nin hangi aralıkta değiştiğini söylememiz lazım. Yani buradaki I ve J'ye değişken gibi davranıyoruz. Buradaki I ve J'ye sabit gibi davranıyoruz. Mesela A, 2, 3 girdisinden bahsetmek istiyor olabilirsiniz. O zaman parantez koymadan sadece A, 2, 3 yazıyoruz. Matematikte hiçbir tanım eşitliği vermeden bir işe yaramaz. Şimdi iki tane matrisin ne zaman eşit olduğunu yazmaya çalışalım. İki tane matris alalım. A ve B matrisleri. A eşittir A, I, J. I dediğimiz birden N'ye, J de birden M'ye kadar değişsin. A ve B, bu da B, I, J olsun. Bu sefer I birden K'ya, J de birden L'ye kadar değişsin. A ve B matrisleri eşittir. Ancak ve ancak bunları şimdi dikdörtgen kutular gibi düşünürseniz dikdörtgenlerin aynı boyutta olmasını istiyoruz. N eşittir K, M eşittir N ve her i, j için a, i, j eşittir b, i, j. Yani iki matrisin boyutları eşit olmalı ve her satır sütundaki girdileri eşit olmalı. Az önce tanımlarken a, i, j'lerin ne olduğunu belirtmedim. A, i, j'leri genelde reel sayılar olarak alırız. Ve bu durumda reel katsayılı matrislerden bahsederiz. Ama sadece tam sayı alarak da çalışabilirsiniz. Rasyonel sayılarla da çalışabilirsiniz. Karmaşık sayılarla da çalışabilirsiniz. Çok isterseniz A, I, J'leri fonksiyon olarak alabilirsiniz. Polinom olarak alabilirsiniz. Herhangi bir matematiksel nesne alabilirsiniz. Biz daha çok A'ların, B'lerin yani matrisin girdilerinin reel sayı olduğu duruma bakacağız. İki matrisin eşitliğini yazdıktan sonra rahat rahat matrislerle cebir yapmaya başlayabiliriz. Matrislerle cebir yapmak, aslında matrisleri toplamak, çarpmak ya da bunun gibi bir takım işlemleri matrislerle yapmak anlamına gelir. Normalde bunu hep sayılarla yapmaya alışırız. Belki fonksiyonlarla yapmaya da alışıksınızdır. Fonksiyonların toplamı, fonksiyonların bileşkesi gibi işlemler de var elimizde. Matrisler de aslında onlardan çok farklı davranmayacaklar. Biz matrislerin tanımını bir dikdörtgen kutuya dizilmiş sayılar olarak verdik. Ama aklımızda her zaman şu bulunsun. Aslında lineer denklem sistemlerine karşılık geliyor bu dikdörtgen sayının girdileri. Hatırlarsanız hep şu şöyle durumlara baktık. A11x, A12y eşittir B1, A21x, A22y eşittir B2. Şimdi bu eşitliği, bu denklem sistemini matrisleri kullanarak yazmak istiyorum. İlk önce şu matrisi alacağım. A11, A12, A21, A22. Daha önceden buraya bir çizgi çekip B1, B2 koymuştuk. Bunları aslında bu sistemin arttırılmış matrisi denir. Çizginin bu tarafı şuradaki sayılara karşılık geliyordu. Biz biraz daha değişik ifade etmek istiyoruz.
çarpma ve toplama gibi işlemleri de kullanmak istiyoruz. Bu matrisin x, y vektörüyle çarpacağım. Bu tarafta değişken olan x ve y ikilileri bu tarafta bir vektör gibi davranmaya başlıyorlar. Bu çarpımın sonucunda da b1 ve b2 vektörünü elde edeceğim. Ya da başka bir deyişle a çarpı x vektörü eşittir b vektörü olarak da görebiliriz bunu. Bu x vektörü, bu da b vektörü. Bu denklem sistemini çözmek artık matriste yazılmış bu eşitliği çözmeye karşılık gelecek. Mesela şöyle bir şeyi merak edebiliriz. Normalde sayılarda çalışıyor olsaydık, diyorum 3x eşittir 5 varsa iki tarafı da 3'e bölüp de x'in ne olduğunu bulmaya çalışıyor olabilirdik. Buradaki sistemde x bilinmeyen değişken, bu x için çözmeye çalışıyoruz. B'nin de B1 ve B2, onlar değişken değiller. Onlar bir anlamda sabitler. Ama biz sadece değerlerini bilmiyoruz. Bu denklemi çözmek için iki tarafı da 3'e bölerek hemen sonucu bulabiliriz. Acaba burada iki tarafı da bir matrise bölmek gibi bir işlem yapabilir miyiz diye düşünebiliriz mesela. Matrislerde bölmeden önce matrislerde çarpmayı anlatmak istiyorum. Bu denklem sistemini gördüğünüzde aklınıza hep düzlemde çizilmiş iki doğru ve onların kesişimi gelsin. Ama bu şekilde yazmaya başladığımız anda bakış açımızı değiştiriyoruz. Bakış açımızı şöyle değiştiriyoruz. Buradaki katsayılar sadece buradaki gibi sabit şeyler değiller. Buradaki matris x, y'yi alıp da başka bir hale dönüştürüyor. Yani bu matrisle, A matrisiyle x vektörünü çarpıp yeni bir matris elde ediyorum. Bunu kafamızda bir fonksiyon gibi düşünmeye başlayacağız arkadaşlar. Bir tane f fonksiyonu var. Bu durumda iki koordinatı olan bir vektör alıyor r kareden. Karşılığında yine r kareden başka bir vektör verecek bana iki koordinatı olan. Bu a'ya karşılık gelen fonksiyon. X, y vektörünü alıp a çarpı x, y vektörüne götürüyor. Bunun da b1, b2'ye eşit olduğu duruma bakmaya çalışıyoruz. Yani ilk önce görüntü kümesinden b1, b2 seçiyoruz. Acaba a matrisiyle çarpmak hangi x, y vektörünü seçtiğimiz b1, b2'ye götürür? Bu soruya cevap aramaya başlıyoruz. Burada doğrular ve kesişim noktaları sabit dururken burada bir nevi dönüşümle bağdaştırmış olduk matrisi. Bunu şunun için anlatıyorum. Matrislere iki bakış açımız var. Bir tanesi sabit durum, bir tanesi dönüşüme karşılık gelen durum. Matrislerdeki toplama ve çarpma işlemleri bu bakış açısından gelirler. Şimdi toplama ve çarpma işlemini tanımlayacağız. Ama ilk önce şu yukarıda yaptığımıza bir dikkat edelim. Burada A1, 1 ve A1, 2 ile X, Y'yi çarpmıştım. Burada dikey yazdığım X, Y'yi aslında buradaki ilk satırla çarpmış oldum. Yani matristeki çarpma işlemi bu sütunu alıp bu satırla çarpıp ilk satıra yazacak. İkinci satır için yine bu sütunu alıp bu satırla çarpacağım. Yani sütunlarla satırları tek tek girdilerini çarpıp toplayıp da matris çarpmasını tanımlıyoruz gibi görünüyor. Ama bu bir kare matris, bu bir sütun matris. Daha genel olarak nasıl yapacağımızı şimdi göstereceğim. İlk önce matris toplamasının bu fonksiyonlardan geldiğini görelim. Diyelim ki A ve B diye iki matris olsun. A artı B matrisini tanımlamak istiyorum. A artı B'ye karşılık gelen dönüşüm fonksiyonunu, yani A artı B ile çarpmayı şunu sağlayacak şekilde tanımlıyoruz. Fi A artı Fi B. A ile çarpmak artı B ile çarpmak. Yani bu Fi A artı B'nin
bir v vektöründe ne yaptığına bakarsak, bu a artı b'yi a artı b diye elde edeceğim yeni matrisi v1 v2 ile çarpmak. Bu eşittir fi a v artı fi b v olacak. Bu ifadeyi açarsak a çarpı b artı b çarpı v. Buradaki koordinatlara bakalım. A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2 B 1 B 2 artı B 1 1 B 1 2 B 2 1 B 2 2 B 1 B 2. Tek tek çarpmaları yapalım. Sonra ortak paranteze alalım. A 1 1 V 1 A 1 2 V 2 A 2 1 V 2 A 2 2 V 2 pardon A 2 2 V 1 olacak bu. Artı B 1 1 V 1 B 1 2 V 2 B 2 1 V 1 B 2 2 V 2. Elimde iki tane vektör var. Vektörleri daha önce fizik dersinde kullandıysanız vektör toplamasını koordinat tanımlıyoruz. Tek tek bu satırları toplayıp da ortak paranteze aldığınızda elinize şu geçmesi lazım. A 1 1 artı B 1 1 A 1 1 V1, 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 V1 artı A1, 2, V2, B1, 2, V2. Bunu şöyle yazacağım. Bu ilk satırı V1 ve V2 ile çarpmak. Aşağıda da A2, 1 artı B2, 1 ve A2, 2 artı B2, 2. V1 ve V2 ile çarpıp bu toplamı buluyor. Demek ki A artı B matrisiyle bu vektörü çarpmak, bu matrisle bu vektörü çarpmakmış. O zaman A artı B çarpı B bu olduğuna göre koordinat toplayıp elde ettiğiniz matris A artı B matrisidir. Yani matrisleri toplamak çok kolay. Aynen vektörleri toplar gibi. Tek tek koordinatlarını topluyoruz. Çarpma işlemi biraz daha karışık. Ondan ne istediğimizi yazayım. A çarpı B diye yeni bir matris elde edeceğiz. Ona karşılık gelen bir dönüşüm var. A çarpı B ile bir vektörü çarpmak. A çarpı B'yi bir vektörle çarpmanın şuna eşit olmasını istiyorum. Bu tanımlıyorum anlamında kullandığım bir işaret. Fi A bileşke Fi B fonksiyonunu V'ye uygulamak. İlk önce B ile çarp, daha sonra elde ettiğini A ile çarp. Burada A çarpı B diye bir matris elde edeceğim. Onu B ile çarpacağım. Ama bunu şöyle de okuyabilirsiniz. B matrisiyle bir vektörü çarp. Elde edeceğin vektörle A matrisini çarp. Bu fonksiyonlarda bileşke almaya karşılık geliyor. Bu da Fi A, Fi B, V'ye karşılık geliyor. Matris çarpmasını satırlar, sütunlar üzerinde görmek birazcık daha karışık olabilir. Ben bu hesabı size bırakacağım. B için B1, 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 2 diye alın bir tane matris. A için de 2, 2'lik alın. Bu hesabın sonucunda aslında hangi matrisle çarpıyoruz onu görmeye çalışın. Bunun cevabını da bir dahaki videoda anlatayım. O cevabı verdikten sonra yeni konularla devam edelim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.